Ekranlara başlarında bizleri izleyen herkese bol sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bugünkü video çekimimde Kuzey Kutup bölgesini ele alacağım. Yani halk arasında genel itibariyle Kuzey Kutup ve Güney Kutup bölgesi olarak ifade edilen akademik literatürde de daha çok Arktik bölgesi ve Güney Kutup bölgesi de Antarktika olarak ifade edilen bölgeleri ele almaya çalışacağım. Tabii ki konuşmamın içeriği daha çok Arktik bölgesiyle ilgili olacak. Arktik bölgesi neden önemli? Özellikle son 20 yıldır Arktik bölgesine olan ilgi küresel güçler tarafından neden artmaktadır? Türkiye'nin Arktik bölgesine yönelik politikası nedir? Arktik bölgesi rezervleri ve son olarak da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri kapsamında Arktik bölgesini özetlemeye çalışacağım. Tabii ki Arktik bölgesine baktığımız zaman, yani Kuzey Kutup bölgesine baktığımız zaman 5 ülkeye sınırı olan bir bölge. 27 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir bölge ve bu 27 milyon kilometre karenin 9 milyon kilometre karesi karasal alanlarla kaplıdır. Büyük bir kısmı ise buzullarla kaplıdır bu bölgenin. Bu bölgeye 5 tane ülke sınırdaştır. Bunlardan Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Danimarka ve Japonya'dır. Bu 5 ülkeyle birlikte 3 ülke daha vardır. Arktik'e yakın komşudurlar. İzlanda, İsveç ve Finlandiya'dır. Bu 8 ülke Arktik Konseyi'ni 1995 yılında kurmuşlardır. Tabii ki 2008 Arktik bölgesinin önemi son yıllarda artmıştır ve giderek artmaktadır. Sebebi ise küresel ısınmayla birlikte hızlı bir şekilde dünyamızda buzullar erimeye başlamaktadır. Ve bu küresel ısınma sonucunda Arktik bölgesinde bulunan buzulların yaklaşık olarak 1/3'ü de erimiş durumdadır. Yani nüfusun artışı, kentleşmenin artmasına paralel olarak işte taşıtlı araçların sayısının artmasına, sanayileşmenin artmasına paralel olarak dünyada büyük bir küresel ısınma meydana gelmekte. Çünkü karbon emisyonlarının tonajı dünyada artmaktadır. İşte baktığımız zaman 2000'li yıllarda dünyanın nüfusu yaklaşık olarak, işte 1950'li yıllarda dünyanın nüfusu yaklaşık olarak 2 milyardı. 2000'li yıllara geldiğimizde 6 milyar, günümüzde ise yaklaşık olarak 7,5 milyar civarında. 2050 yılına geldiğimizde dünyanın nüfusu 9,5-10 milyarı bulması tahmin edilmekte. Nüfus artışına paralel olarak petrol, doğalgaz, kömür gibi havayı kirleten fosil yakıtların oranı artmakta. Bu da tabii olarak küresel ısınmayı beraberinde, sıcaklık artışlarını beraberinde getirmekte. Bunun sonucunda ise buzullar hızlı bir şekilde, özellikle Kuzey Kutup ve Güney Kutup bölgesinde buzullar hızlı bir şekilde erimektedir. Bu erimenin sonucunda özellikle son 5 yıl içerisinde Kuzey Kutup bölgesinde, yani Arktik bölgesinde yeni ticaret güzergahları ortaya çıkmıştır. Artı Kuzey Kutup bölgesinde yeni yeni doğalgaz, petrol ve birçok madenlerin varlığı tespit edilmiştir. Buzulların erimesiyle birlikte. Öncelikle ticaret güzergahlarına değinmek istiyorum. Çünkü bundan 15-20 yıl önce gemi geçişleri sadece senenin belirli aylarında, özellikle yaz ortasında belirli birkaç ay içerisinde Arktik bölgesinden, yani Kuzey Deniz Yolu'ndan geçişler mümkündü. Şimdi ise senenin neredeyse 9-10 ayında geçişler rahat bir şekilde ilerleyebilmekte buzullar eridiğinden dolayı. Ve buzulların erimesine paralel olarak
Arktik kıyılarında, özellikle Rusya'nın Sibirya kıyılarında yeni yeni ticaret güzergahları, yeni yeni rotalar meydana gelmiştir. Bu durum özellikle Çin'in iştahını kabartmaktadır. Örneğin Tokyo'dan çıkan buzulların erimesinin sonucunda Tokyo'dan çıkan bir yük gemisi, bir ticaret gemisi Güney Deniz yolunu kullanmak istediği zaman, yani Doğu Akdeniz, Akdeniz, işte Süveyş kanalını kullanmak istediğinde, güneyden geçmek istediğinde 48 günde Almanya'nın Hamburg şehrine varmaktan, fakat aynı gemi Tokyo'dan çıkıp Kuzey Deniz yolunu Arktik kıyılarını kullanmak istediği zaman 35 günde Almanya'nın Hamburg şehrine varmakta. Yani yaklaşık olarak 13 günlük bir mesafe kısalığı, 13 gün zamandan tasarruf etmekte ticaret gemileri Kuzey Deniz yolunu kullandığı zaman. Kilometre bazdan değerlendirdiğimiz zaman yine Tokyo'dan çıkan bir ticaret gemisi Süveyş kanalını kullanarak Hamburg'a ulaşmak istediğinde yaklaşık olarak 23 bin kilometre mesafe kat etmek zorunda. Fakat Kuzey Deniz yolunu Arktik kıyılarını kullandığı zaman 14 bin kilometre mesafe kat etmek zorunda. Yaklaşık olarak 11 bin kilometre tasarruf sağlanmakta Kuzey Deniz yolu kullanıldığı zaman. Tabii ticaret güzergahları bakımından ele aldığımız zaman, yani mesafenin kısa olması, zamandan tasarruf edilmesi aynı zamanda maliyetleri de düşürmekte. Bu da ticaret yapan ülkelere daha fazla kazanım elde etmesine sebebiyet vermekte. Bir de Güney Deniz yolu diye adlandırabileceğimiz işte Aden Körfezi, Basra Körfezi, Süveyş Kanalı, Doğu Akdeniz, Ümit Burnu gibi güzergahlar güvenlik bakımından da Arktik kıyılarına oranla, Arktik bölgesine oranla çok da güvenli değiller. Çünkü güneyde birçok korsan faaliyetleri, birçok gemi, ticaret gemilerinin yağmalanması söz konusu olmakta. Örneğin Çin ve Hindistan'dan gelen mallar gemiye, ticaret gemilerine yüklenip Süveyş kanalından, Aden Körfezi'nden ve Ümit Burnu'ndan geçirilerek gerek Avrupa'ya gerekse Amerika'ya götürülmek istediğinde bu gemiler korsan baskınlarına maruz kalmakta. Bu korsan baskınlarını önleyebilmek için çeşitli şirketler, çeşitli ülkeler eskortluk sağlamakta veya işte askerlerle, donanmayla gemiler bazen gitmekte veya işte şirketler gemileri sigortalamaktadırlar. Yani bir gemi Çin ve Hindistan'dan çıkan yük gemisi batı mallarını batıya ulaştırmak istediğinde hem güvenlik bakımından çeşitli sorunlar bulunmaktan hem de gemilerin sigorta maliyetleri artmakta ve yakıt maliyetleri artmakta. Fakat aynı gemi, Çin'den çıkan bir gemi daha kısa bir zamanda ve daha makul fiyata mallarını Arktik kıyılarından batıya ulaştırabilmektedir. Yani bu buzulların erimesinin sonucunda yeni rotalar ortaya çıktığından dolayı özellikle Çin'in bölgeye yönelik iştahını kabartmaktan. Diğer taraftan yeni yeni enerji rezervleri ortaya çıkmıştır. İşte 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre bölgede 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metreküp doğal gazın varlığı keşfedilmiştir. Bununla birlikte işte özellikle uranyum başta olmak üzere nikel, altın, kobalt, titanyum gibi çeşitli maden rezervleri Arktik bölgesinde keşfedilmiştir. Bundan dolayı Arktik'in önemi giderek artmaktadır. Devletlerin buradaki rekabeti giderek kızışmaktadır. Tabii hangi bölgeler
bu hangi ülkeler bu bölgede hak iddia etmeye çalışıyorlar, nasıl bir siyasal strateji uyguluyorlar. Buna biraz Arktik Konseyi üzerinden değinmek istiyorum. Burada konuşmamın başında Arktik Okyanusu'na veya Kuzey Kutup bölgesine sınır olan 5 tane ülke var demiştik. Bunlar işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada, Danimarka ve Norveç'tir. Bu 5 ülke doğrudan Arktik'e sınırdır. Bir de Arktik'e doğrudan sınır olmayıp da Arktik'e yakın komşu olan 3 ülke vardır. Bunlar birincisi İzlanda, ikincisi İsveç ve Finlandiya'dır. Burada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri bağlamında tekrar değinmek istiyorum. Topladığınızda 8 ülke 1995 yılında Arktik'in sorunlarının çözümüne yönelik ve Arktik'teki gerek kıta sahanlığının bütün münhasır ekonomik bölgenin paylaşımına yönelik Arktik, bu 8 ülke Arktik Konseyi'ni kurmuşlardır. Fakat her ne kadar Arktik Konseyi kurulmuş olsa da, her ne kadar 1920'li yıllarının başında işte Arktik bölgesine yönelik Svalbard Antlaşması imzalanmış olsa da Arktik denizinde deniz yetki alanlarının paylaşımı, kıta sahanlığının belirlenmesine ve münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesine ilişkin birçok problemler mevcuttur. Bu durumda normalde devletler Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne başvurmaları gerekiyor. Birleşmiş Milletler 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre devletlerin kıta sahanlıkları 200 mildir. Bir de yine aynı sözleşmenin başka bir maddesi vardı. Devletler kendi kıta sahanlıklarını, deniz yani deniz yetki alanlarını genişletebilirler. Fakat şu şekilde genişletebilirler. Bir devletin deniz dibinin içerisinden doğal uzantısı eğer devam ediyor ise okyanusun içerisine doğru devletin kıyı uzunluğu okyanusun tabanından denizin içlerine doğru veya okyanusun içlerine doğru devam ediyor ise devletler deniz yetki alanlarının 200 milden 350 mile kadar çıkartırlar diye bir madde vardır. Bu maddeden hareketle Rusya hem 2001 yılında, 2015 yılında ve 2021 yılında Birleşmiş Milletler'e başvurmuştur. İşte kendi Sibirya kıyılarının, kendi Sibirya kıyı uzunluklarının Lomonosov sırtına doğru, yani Arktik'in içerisine doğru kendi kıyı uzunluğunun deniz tabanının altından devam ettiğini söylemiştir. Bununla ilgili çeşitli araştırmalar yaparak Birleşmiş Milletler'e Rusya başvuruda bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Rusya'nın bu talebini reddetmiştir. Gerekli bilgi eksikliğinden dolayı veya gerekli sismik, jeolojik araştırmaların tam olarak yapılmadığından dolayı Birleşmiş Milletler Rusya'nın bu deniz yetki alanlarının genişletilmesine ilişkin talebini reddetmiştir. Şimdi haritaya baktığımız zaman Arktik 27 milyon yaklaşık olarak 27 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir alandır. Bu alanın yaklaşık olarak 9 milyon kilometre karesi karalarla kaplıdır. Ve kıyı uzunluğu en büyük olan ülke Rusya'dır Arktik'e. Çünkü Sibirya kıyıları oldukça uzundur. Rusya'nın kıyı uzunluğu, daha doğrusu Arktik'in %50'sinin yaklaşık %50'si Rusya'nın kıyı uzun kıyılarından ibarettir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre işte bir ülkenin kıyı uzunluğu ne kadar büyük ise o ülkenin
kıta sahanlığı da 200 mil çerçevesinde o oranda büyüktür. Yani Arktik'e komşu olan 5 devlet vardır demiştik ya. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç, Danimarka ve Rusya. Bu ülkeler Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kendi kıyı uzunluklarını 200 mil uzatmış olsalar dahi ortada büyük bir boş alan oluşmakta. Yani serbest deniz alanı oluşmakta. Bu serbest deniz alanı dünyada hangi devlete ait, hangi devlet burada hak iddia ediyor şeklinde burada büyük bir hukuki belirsizlik söz konusu. Yani biraz önce saymış olduğum her devlet kendi kıyısından kara sınırlarını, daha doğrusu kara sularına ek olarak 200 mil okyanusa doğru ilerlediği zaman ortada büyük bir serbest bölge oluşmakta. Bu serbest bölgede küresel güçlerin, dünyanın küresel güçlerinin neredeyse tamamı hak iddia etmekte ve özellikle Çin burada hak iddia etmekte. Çin'in Arktik bölgesine yönelik açıklamış olduğu özel doktrinleri vardır. Çin kendisini Arktik'e yakın komşu olarak adlandırmakta ve ortada bulunan o serbest bölge şimdilik hiçbir ülkeye ait olmadığı için Çin ileriye yönelik buradan yeni ticaret güzergahları edinmeye çalışmakta ve yeni enerji rezervlerini buradan çıkartmaya çalışmakta. Tabii ki Arktik'in daha çok o serbest bölge dediğim Kuzey Kutup bölgesinin tam ortasından bahsediyorum. Bu orta bölgenin paylaşımına yönelik Rusya, ABD, Çin ve Almanya, Fransa, İngiltere gibi büyük güçler tarafından büyük bir paylaşım mücadelesi söz konusu. Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine değinecek olursak, şimdi İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istediler. Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca bu iki ülkenin NATO'ya üye olma gerekçesi ile kendi açıklamalarına göre işte Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Yarın bir gün Rusya İsveç'e de saldırabilir, Finlandiya'ya da saldırabilir. Çünkü yakın komşu. Bu düşünceden, bu bahaneden hareketle diyelim artık. İki ülke başvuruda bulundu NATO'ya. Aslında bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasının altında yatan temel gerekçeler, temel sebeplerden birisi bu iki ülkenin İzlanda'yla birlikte Arktik Konseyi'nin üyesi olmaları ve Arktik'e yakın komşu olmalarından ABD aslında İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye yapmak istiyor. Sebebi ise Arktik'te gerek Rusya'ya karşı gerekse Çin'e karşı ilerleyen yıllara dönük, gelecek yıllara dönük daha fazla ABD kazanım elde etmek istiyor. Yani Rusya İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Arktik üzerindeki gerek ticaret güzergahlarını gerekse hidrokarbon enerji rezervlerini ABD şimdiden garantilemeye çalışmak istemektedir. Tabii Türkiye'ye gelmek istiyorum. Türkiye'nin kutuplara yönelik politikası nedir diye kısaca açıklayacak olursak, Türkiye 1991 yılında kurulan Madrid Sözleşmesi'ne, yani Antarktika ile ilgili olan, Güney Kutup Bölgesi ile ilgili olan Madrid Sözleşmesi'ne Türkiye özellikle ilgi göstermiştir. 1996 yılında Türkiye Güney Kutup Bölgesi'ne yönelik Madrid Protokolü'ne taraf olmuştur. Şu an Güney Kutup Bölgesi'nde madencilik araştırmaları yasak.
Madrid Sözleşmesi'ne göre Güney Kutup Bölgesi'nde sadece okyanusları anlamaya, dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik sadece bilimsel çalışmalar yapılmakta. Türkiye ise Güney Kutup Bölgesi'ne özellikle 2015 yılından itibaren her yıl akademik heyet yollamakta. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ekiple TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinden oluşturulan çeşitli akademisyenler grubuyla Türkiye Güney Kutup Bölgesi'ne araştırma yapmak için belirli periyotlarla gitmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de bir tane kutup araştırmaları enstitüsü vardır. Arktik bölgesine gelecek olursak Türkiye'nin politikaları bağlamında tabii Türkiye 1995 yılında kurulan Arktik Konseyi'ne üye olmak istemiştir. Gözlemci üye olmak istemiştir. Bu üyelik başvurusunu da gözlemci üyelik başvurusunu da Türkiye 2015 yılında yapmıştır. Henüz cevap karşı taraftan gelmemiştir. Fakat 2015 yılında İsviçre, Yunanistan ve Moğolistan'da Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olmak yolunda başvuru yapmışlardır. Bu üç ülkenin gözlemci üyeliği onaylanmıştır. Fakat Türkiye'nin ki henüz beklemededir. Biraz önce dediğim gibi Arktik Konseyi'ne 8 ülke üyedir. Yaklaşık olarak 20'ye yakın ülkede bu konseye gözlemci üyedir. Çin bu ülkelerden bir tanesidir. Bu kapsamda son olarak değinmek istediğim Arktik'te ülkeler Arktik'ten daha fazla kazanım, ticari kazanım elde edebilmek için buz kıran gemileri oldukça önemli rol oynamakta. Rusya buz kıran gemi teknolojileri bakımından dünyada oldukça önemli bir konumdadır. Biri nükleer enerjiyle çalışan toplamda Rusya'nın 40 tane buz kıran gemisi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bir tanedir. Çin'de ise 2 tane buz kıran gemisi vardır. Yani bir senenin yaklaşık olarak, daha doğrusu Arktik'in o serbest alan, serbest bölge olarak ifade ettiğimiz orta kısmının büyük bir kısmı buzlarla kaplı olduğundan dolayı gemilerin ilerleyebilmesi, oradan hidrokarbon enerji rezervlerini çıkartabilmek, gerek sismik araştırma yapabilmek için buz kıran gemileri önden gitmekte. Arkadan da ticaret gemileri veya sismik araştırma yapan gemiler gelmektedir. Buradaki buzulun derinliği kış aylarında yaklaşık olarak 3 metreyi bulmaktadır. Yani Rusya'nın elindeki o gemi teknolojileri yaklaşık olarak 2 metreye kadar buzları kırabilmektedir. Gerek Amerika, gerek Çin, gerekse Rusya 3 metre ve daha fazla derinlikteki buzu kırabilecek buz kıran gemileri yapmaya çalışmaktadırlar. Fakat küresel ısınmadan dolayı özellikle Rusya kıyıları, yani Sibirya kıyılarındaki buzulların neredeyse tamamı erimiş durumda. Rusya, Sibirya kıyılarından ticaret yapılabilmektedir. Bu kapsamda Sibirya kıyılarında özellikle Çin ve Rusya işbirliği oldukça yüksek düzeydedir. Buna Fransa'yı da dahil edebiliriz ama Fransa'nın Rusya ile olan işbirliği Rusya'nın Çin ile olan işbirliği kadar değildir. Çin bu bölgede daha aktiftir. Çin kendi finansal gücüyle Rusya'nın altyapısını kullanarak Rusya ile daha fazla bu bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda ilerleyen yıllarda Arktik'in önemi daha da fazla artacak
diyebiliriz. Belki Rusya-Ukrayna savaşının ardında yatan temel sebep, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemelerinin ardında yatan temel sebep, Arktik'teki rekabet alanları diyebiliriz. Güney Çin de hep normalde Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefi Rusya değil, Çin olarak biz değerlendiriyoruz akademisyenler olarak. İşte Güney Çin Denizi'nde büyük bir Amerika ile Çin arasında 2030'lu yıllara yönelik savaş çıkacak ve asıl küresel gücün, asıl başat gücün 2030'lu yıllardan sonra kim olacağı belli olacak şeklinde bir analiz, değerlendirme yapıyoruz. Fakat Güney Çin Denizi'nde Çin-ABD savaşı çıkmadan Arktik üzerinden ABD-Çin, ABD-Rusya'sı, Rusya savaşı çıkabilir. Son olarak bölgedeki rezervlerin büyüklüğüne değin bir iki veriye daha değinmek istiyorum. Bu bölgede Arktik'te, yani dünyada çıkarılmamış, dünya petrol kaynaklarının %13'ü, yine çıkarılmamış dünya doğalgaz rezervlerinin %30'u Arktik bölgesinde bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın.